Ara bitti, saatlerimiz 9'u gösteriyor. 24'tesiniz. Analiz Sentez başlayan program. Ben Zuhal Demirkaya, birazdan konuklarımızla birlikte son 24 saatte olanları sizlere aktaracağız. Sıcak gelişmeler var. Hatta onlarla başlayalım. Hazine Bakanı Lütfi Elvan'dan önemli açıklamalar var. Onları sizlerle paylaşarak özetlerimizi açalım. Neler söyledi Lütfi Elvan? 2020 yılın bütçesine ilişkin hedeflenenin altında bir rakamdan bahsetti ve önemli bir tasarruf rakamını da yine sosyal medya hesabından paylaştı. Tabii 2021'in bütçe çalışmaları için çok önemli ve kalıcı adımlar atılmaya çalışıldığı da Lütfi Elvan'ın bugün yaptığı açıklamaların en önemli gündem maddesi. Rakamlarla belirtecek olursak 2020 yılı bütçe açığında hedeflenen rakamın 239,2 milyar lira olduğunu, ancak 172,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini söyledi, belirtti ve buradan çıkaracağım sonuç da aslında 66,5 milyar liralık bir tasarruftan bahsediyoruz. 2021 bütçesini iyileştirecek kalıcı adımların atılması anlamında da önemli çalışmalar yapıldığını söyleyelim. Lütfi Elvan'ın açıklamalarıyla başladık Analiz Sentez'e. Özetlere kaldığımız yerden devam edelim sevgili seyirciler. Bir diğer başlığımız, Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün sabah saat 5 itibariyle sona erdi. Bu arada kısıtlamaların tabloya yansıması da sürüyor. Günlük vaka sayısı 7000'in altına geriledi. Öte yandan aşılama da aralıksız sürüyor. Aşı yapılanların sayısı ise 700 bini aşmış durumda. Bu rakam Sağlık Bakanlığı'nca sürekli güncelleniyor. Devam edelim bir sonraki başlığımızla. İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı özellikle hafta sonu etkisini gösterdi. Kar kalınlığı bazı ilçelerde 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışının salı gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Öte yandan don ve buzlanmaya karşı da dikkatli olalım. Çünkü yetkililer özellikle kış lastiği olmayan sürücüleri yola çıkmamaları konusunda uyardı. Bu durum trafikte de yoğunluğa neden oldu. Şunu da belirtelim, kar yağışı ile birlikte barajlarda doluluk oranı ise %30'u yakalamış durumda. Bir diğer başlığımız, bugün kritik bir ziyaret var. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'ye gelecek. Görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alınacak. Türkiye için Avrupa Birliği sürecinde aslında çok önemli bir iki haftanın içindeyiz. Devam edelim bir sonraki başlığımız. Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil imza için İstanbul'a geldi. Ailesiyle birlikte Londra'dan özel uçakla gelen Mesut Özil, bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık dedi. Mesut Özil İzmir'in uçak yolculuğunu internet üzerinden 300 binden fazla taraftar canlı olarak izledi. Son 24 saatte işte bunlar oldu. Biz hepsinin detaylarını sizlerle paylaşacağız. Ama gelin haftanın ilk iş günündeyiz. Şöyle bir piyasalara da bakalım. Tablomuz hazır. BIST 100 endeksiyle başlayalım. BIST 100'ün haftayı 1524 puanla kapattığını görüyoruz. Döviz piyasasındaki son duruma bir bakalım. Dövize baktığımızda dolarda 7.47'yi, euroda ise 9.03'ü görüyoruz. Altın cephesinde son durum nedir? Altına da bakalım. Gram altının 441 lira 3 kuruştan, çeyrek altının 721 lira 8 kuruştan işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Petrole bakalım. Brent petrolde yükseliş seyrinin devam ettiğini görüyoruz. 0,92'lik değer kazancıyla 54 dolar 8 sent seviyelerinde. Son olarak faizlere bakalım. Tahvilde %14,76, repoda ise %11,61'i görüyoruz. Son 24 saatte yaşanan sıcak gelişmeleri sizlere aktardık. Sonrasında da piyasalardaki rakamları. Konuklarımız hazır. Siz de hazırsanız 24'te Analiz Sentez başla. Yeni bir haftaya başladık. 18 Ocak gününden sizlere günaydın diyoruz. Bugün konuşacak çok konumuz var ama İstanbulluları yakından ilgilendiren görüntüler ve görsellerle başlayalım. Kar yağışının İstanbul'da etkisini arttırdığını söylemek mümkün. Özellikle kentin kuzey kesimleri ve Anadolu yakasına yüksek noktalarda kar yağışı bir hayli hakim. Bu da 9 mesaisine yetişmeye çalışanlar için yoğun trafik demek. Şu an ekranlarınıza yansıyor İstanbul trafiğindeki son durum. Eğer siz beni yanıltmıyorsa şu an 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade katılımının ekranlarınıza yansıdığını söyleyebiliriz. Şu dakikalarda oldukça yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Kar yağışı etkisini arttırdı. Bir diğer taraftan görüş mesafesinin azaldığını da söylemek mümkün. Aksi istikamette bile normal şartlarda kısıtlamanın ardından akıcı bir trafik gözlemlerken bugün o noktada da yoğunluk yaşandığını söyleyebiliriz. 9 mesaisi için yola çıkanlar bugün etkisini arttıran bir kar yağışı ile karşı karşıya kaldı. Kar beraberinde İstanbul'da trafiği de getirmiş gibi görünüyor. 56 saatlik kısıtlama bitti. Kar yağışı etkisini arttırdı. Haliyle İstanbul yoğun
bir haftaya da günaydın demiş oldu. Şu an İstanbul'da trafik yoğunluğunun %78'lere ulaştığını söyleyebiliriz. Yaklaşık bir saat önce %71 seviyelerinde seyrediyordu. İstanbul'dan canlı ve sıcak görüntüleri sizlere aktardık. Peki analiz sentezde biz bugün neler konuşacağız? Kar elbette bizim de gündem konularımızdan biri olacak. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz Mustafa Bey. Günaydın. Karlı bir İstanbul sabahından Doçent Doktor Atoyskaya'ya da günaydın diyelim. Uzaktan misafirimiz hocam, günaydın. Günaydınlar diliyorum, iyi yayınlar. Hemen bulunduğunuz yerden kar kalınlığını alalım hocam. 15-20 santim kadar var. Ne diyorsunuz? Çok nereden müthiş. Bahsediyoruz hocam? Ben şu an Dudullu Sancaktepe tarafındayım. Tamam. Gerçi Sarıyer tarafında da sabah oldukça ve hiç kesilmeden devam ediyor. Şimdi kuzeyden gelince o taraflarda çok oluyor. Mesela aynen, geçen yıl biz İkiteli'deyiz. Benim de oturduğum yer Başakşehir tarafında, İkiteli Başakşehir arasında. Öyle olunca hep buranın mesafesi, burada sadece parmakta camda yazı yazabiliyorsunuz. Orada sorun yok. Ama ya da ne bileyim, yolda ayak iziniz kalıyor asfalt değilse. Onun dışında bir yükselti yok. Fakat geçen yıl yine böyle çok az bir kar yağmıştı. O ayak izi bile bırakacak kadar değildi. Ben daha sonra Sarıyer'de bir yere gittim çocuklarla gezmeye. Dediler ki burada 20 santim üstünde kar vardı geçen kış. Bu tarafta doğru düzgün yağmadı. Ve dedim tam bir daha kar yağınca, ben karı bizim mahallede kar gördüğüm anda Sarıyer'e geliyorum filan. Kuzeyden gelince evet, Sarıyer'in her iki yakasında da Beykoz Sarıyer taraflarına daha fazla kar yağıyor. Daha yüksek yağış bırakıyor. Ben de valla kış başından beri kar yağsın ve sadece barajların çevresine kar bıraksın diye barajlar, barajların bayağı yüzü güldü. Çünkü %19'lardaydı, %30'lar aşmış durumda, evet, şu an. İyi bir başlangıç yaptı. Ya biz tabii bu tür şeyleri takip edeye de yarı meteorolog olduk. Şimdi gerçekten zeminin su tutması ve çekmesi için çok ideal bir yağış aldı İstanbul son bir hafta 10 gündür. 10 günden, evet 10 gün oldu. Yavaş yavaş yağdı. Su toprak suya doydu. Ve üzerine de hakikaten çok yavaş bir yağış geldi. O da yüzey akıntısı yerine toprağın suyu çekmesini suyu çekti, sağladı. Evet. Şimdi kar da üzerine gelince zaten yavaş yavaş o da kar suyunu çekiyor toprak. O yüzden karı çok seviyor çevreciler ya da ne bileyim işte sucular diyelim tırnak içinde. Bu işleri takip edenler. İdeal oldu. Önümüzdeki hafta bir yağış görünüyor. Umarız yani sel olabilecek türde ağır bir yağış değildir, yoğun bir yağış değildir. Onunla birlikte düşünürsek şahane olur. Ama geçen gün konuşmuştuk burada. Hakikaten yağış sularını toplayacak bir sisteme, evet, sisteme ihtiyacı var İstanbul'un özellikle. Hı hı. Sarnıçlar ev ev yapılabilir, tamam. Bu zaten çok eski bir gelenektir. Çok çok eskidir. Hı hı. Yani unutmuş olmak ve özellikle şimdi müstakil evlerde bunu yapmıyor olmak ayıptır. Yani kim yapmıyorsa bu ayıp ediyordur. Çünkü normali bunun yapılmasıdır. Bahçe sulaması için şehir suyu kullanılmaz, ayıptır yani. Öyle. Şimdi bahçe şehir suyunu geçtim, yağmurlu havada bile sulama yapılıyor. Aynen yani. O ayrı. Şimdi ara çıkanlar falan. Şimdi şehir sularının şöyle bir özelliği var. Şöyle bir önemi var artık. Eskiden şehir dediğimiz alan çok daha küçüktü. Yani İstanbul sur içini ve Galata'yı düşünün. Sadece buralarda şehir suyu toplanıyordu. Onun dışında hiçbir yerde toplamayın çünkü cadde sokak yoktu. Şimdi cadde sokak yaptığınız zaman suyu kanala alıyorsunuz ve su doğrudan denize gidiyor. Onun dışında caddenin sokağın olmadığı bir yerde su toprağa kavuşuyor ve son tahlilde yeraltı sularına gidiyor ve siz onları yine kullanıyorsunuz. Ama eğer işte, nehir, düzeltiyorum, göl kenarlarında, kıyılarında bile artık şehir varsa, şimdi düşünün Küçükçekmece Gölü'nün etrafındaki bütün su göle inmeden kanalizasyona toplanıyor. Hı hı. Siz o zaman gölün suyunu alıyorsunuz aslında. O yüzden özellikle buralarda kanalizasyona toplanan su, belki kanalizasyonun daha açıktan oralara verilmeyerek sadece yağmur suyunu toplayan kanallar haline getirilip o suların göle bırakılması mümkün olabilir. Bunun için tekrar bir altyapı çalışmasına girmek gerekiyor ama eğer su içmek, duş almak, temizlenmek istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Aslında bakarsanız bu sene kuraklığın sadece bu yağışlarla değil, temel tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek ancak önüne geçebileceğimiz bir şey olduğunu da çok net bir şekilde gördük. Çünkü bu sene, doğru, bizi bir hayli korkuttu kuraklık. Şimdi Ata Hocam,
Kuraklığı konuşacağız elbette ama Lütfi Elvan'dan evet. gelen açıklamalar vardı birkaç dakika önce. Ben de yayının başında onları aktardım. 2020 yılı bütçe açığına ilişkin ve 2021 yılı bütçe planlamasına ilişkin açıklamalar vardı. O açıklamalarla başlayalım sizinle konuşmaya. Evet. Şimdi Sayın Elvan şuna vurgu yaptı özellikle. Hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalarla paralel. Yani ekonomi kurumlarımızın birlikte yürüdüğünü öncelikle işaret eden açıklamalardan birisi. Şöyle ki bütçe açığı %4.6 planlanmıştı. Ancak şu an 172 milyar, 172 küsür milyar lirayla bu planlamanın altında kaldı. Yani bütçeden tasarruf sağlanmış oldu. Tasarruf sağlanan miktar sayı olarak 67 milyar TL civarı. Bu da önemli bir tasarruf miktarı. En azından kurumsal olarak devlet içindeki çeşitli kurumsal birimlere de bunun yansımasını bekleriz. En azından örnek olarak ve gelecek yılki politikalar olarak. Bu açının yanında başka açılardan ele alırsak, tabii ki Sayın Elvan'ın açıklamalarında makroekonomik politikaların talebi ve büyümeyi dengeli halde yürütmesini istedikleri vurgusu vardır. Burada da şu amaçlanmakta. Beni duyabiliyor musunuz acaba? Biz sizi duyabiliyoruz hocam. Siz? Tamam, ben de duyabiliyorum. Şu amaçlanmaktadır. Talebin koronavirüs aşısının yaygınlaşmasıyla yaklaşık 700 bini geçtik zaten. Bu aşılama hızlı devamı ve yaygınlaşmasıyla talepte artış beklenmekte. Bu hem iç talepte hem dış talepte artış beklenmekte hem de özellikle hizmetler sektöründe artış beklenmekte faaliyetlerine. Dolayısıyla burada talebi dengelemek birinci amaç. Yani talebin yurt dışına yönelmesini engellemek olacak. Bu biliyorsunuz cari açığımızı çok arttıran bir unsur. Diğer yandan da sürdürülebilir büyüme hedefini ve amacını tekrar vurguluyor Sayın Elvan. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek faiz açıklamasıyla paralellik şu şekilde arz ediyor. Biliyorsunuz faizler, politika faizi Merkez Bankamızın belirli seviyenin üzerinde kaldığı zaman bu kredi genişlememizi ve borç alacak zincirini özellikle üretim birimlerini çok zora sokuyor. Çünkü biz KOBİ'lerden müteşekkil bir sanayi sektörüne yelpazesine sahibiz. Dolayısıyla bu COVID zincirinin hareket etmesi ve üretimi gitgide verimli hale getirebilmesi için kredi hacmine ihtiyaç var. Ancak yüksek faiz bunu engelleyen önemli faktörlerden birisi ekonomi içinde. Dolayısıyla bunu uygun bir seviyeye, patika seviyesine tutmak birinci amaç. Çünkü sürdürülebilir bir büyüme isteniyor ki işsizliğimiz belirli oranların altına gelsin. Bu hem ekonomimiz hem sosyolojimiz hem de politika yapıcılarımız açısından çok önemli bir unsur. Ülkemizin hem iç hem dış politikalarının sorunsuz, yani tırnak içinde sosyal problemsiz yürüyebilmesi için çok önemli. O yüzden sürdürülebilir büyüme derken burada da yeterli sermaye birikiminin, yani yatırımların önecek sermayelerin, sermaye mallarının düzenli artışın olarak değerlendirebilirsiniz. Hedefinin bu olduğunu tekrar vurgulamak gereği duydular benim anladığım kadarıyla. Hocam peki yüksek faiz demişken şunu da hemen sorayım. Merkez Bankası bu hafta Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Onunla ilişkin bir öngörüsü var mı? Şimdi geçen yıl 2020 için arttırımları gördük ama 2021 için artık bu arttırımlardan söz edebilir miyiz? Böyle beklentimiz olabilir ben mi? Arttırım beklemiyorum bu faiz bu para politikası kurulu toplantısı. Çünkü bunun için önemli bir sebep zikredilmedi. Ne raporlarda ne açıklamalarda. Şöyle ki önemli sebep burada tabii ki Merkez Bankamız enflasyon beklentilerini gözetmekte ana kalem olarak. Enflasyon beklentilerinde bozulma yok şu an. Hatta bir miktar beklentilerde düşüş söz konusu sene sonu için. Dolayısıyla bir artırım beklemiyorum. Ancak şunu ilave etmek gerekiyor. Artırım olmasa da bu seviyeler bizim için şu an yüksek kalmakta. Özellikle büyüme patikamızın rayına oturtulması ve hızlı büyüme sağlamamız için ileride eğer imkan olursa özellikle Nisan aylarından itibaren beklentim o yönde yüksek faiz patikasından çıkılacağını ben düşünüyorum ki benzeri gelişmekte olan ülkelerle daha paralel
bir konuma doğru yerleşelim. Bunun için de sermaye akımlarını takip etmekte fayda var. O da ancak ABD yeni başkanı Sayın Biden'ın yapacağı politikaları bir miktar gözleyecektir sanırım ekonomi kurumlarımız ve bürokrasimiz. Ondan sonra buna karar verecektir ama bu toplantıda herhangi bir faiz hamlesi tahmin etmiyorum. Peki. Şimdi 20 Ocağı'da hazırlanıyor Amerika Birleşik Devletleri bir yandan. Güvenlik önlemlerini de üstüne çıkarmış durumdalar. Evet. Enteresan bir durum var Amerika'da. Hı hı. Şimdi bir aşırı sağ yükseliyor. Bir de aşırı sağın yükselmesine karşı olanlar da yükseliyor. Orada da başka unsurlar devreye girmiş. Biraz tırnak içinde manyak unsurlar. Manyaktan kastım şu. Bir ara aşırı sağcı olup sonra solcu olup sonra demokrat olmaya karar veren birileri o arada bir YPG'ye gidip Suriye'ye, Amerika'ya dönüp sağcıların parlamento önündeki eylemlerine silahlı saldırı düzenlemeye niyetlenmiş. Hı hı. Geçtiğimiz gün yakalandı ve bir çete oluşturmaya çalışıyor. Silahlı bir çete oluşturmaya çalışıyor. Onları ancak silahla durdurabiliriz çünkü onlar silahlı diyor. Şimdi bu tür insanların böyle gösterilere silahla saldırdığını düşünün. Amerika için bir terör. Şimdi Amerikalılar aşırı sağcılara terörist diyor. Sonra bir de onlara saldıranlar çıkacak. Bu işte YPG'li gibi. Ondan sonra artık ne yapacaklar çok merak ediyorum. Bunun ikinci yönü YPG'de yetişen Amerikalı teröristlerin artık Amerika içinde bir terörist olduğu, Amerika içinde de bir terör yapabileceği görüldü. Terörün bumerang etkisi. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı onları sürekli uyarıyordu. Bumerang gibi gelip sizi de vuracak diye. Herkes diyordu ki canım yani YPG terörü Amerika'yı niye vursun, nasıl vursun yani? Buyurun. Bundan daha bariz bir örnek olmaz. Hala buna kılıf arayan varsa o zaman yani ya gerçekten bir yerde maaşlı çalışıyordur, ona bir şey demem, işini yapıyor. O zaman aklıyla ve izanıyla, irfanıyla bir muhasebe yapması lazım. Şimdi bu çok ciddi bir sorun. İkinci ciddi sorun bu devir teslim sırasında olabilecek saldırılarla ilgili. Saldırılar için, saldırılara karşı muhafız birlikleri yani ordu birlikleri görevlendirilmişti. Bu birlikler hani yurt dışında böyle bir operasyona falan gitmiyor bildiğim, hı hı, kadarıyla. Sadece iç güvenlikte lazım olduğunda kullanılıyor. O yüzden kongre salonunda, evet, kongre binasında onları böyle yan yatıp nöbet tutarken görmüştük, uyurken. Amerikan ordusu buysa kimsenin endişe etmesine gerek yok diye düşündü herkes. Yani tam olarak o değil Amerikan ordusu. Ama bu gevşekliği bir sürü yerde görebilirsiniz. Şimdi Amerikalıların korktuğu bu gevşeklik değil. Amerikalıların korktuğu onların arasında da aşırı sağcıların olup olmadığı. Yani bizi korusun diye çağrılan gruptan aşırı sağcı, Trumpçı bir ekip çıkar mı çıkmaz mı diye korkuyorlar. Doğrusu benim verdiğim başlıkla Amerikalılar Trump'ın devir teslim yaparken devirip teslim etmeye yönelik adımlar atması. Bakalım yani iki taraflı terör endişesi var ve enteresan bir biçimde Amerikalılar yani meydanı boş buldukları için binayı basanlara darbeci ve bu olaya da darbe demekte o kadar acele ettiler ki şimdi de bu insanlara terörist demekte de aynı aceleciliği sergiliyorlar. Şimdi başkasının teröristine terörist dememek için 40 yıldır direnen bir ülkeden bahsediyoruz. Terör kendine denk geldiğinde, hatta daha terör bile olmadığında, hı hı, henüz bunu bu şekilde isimlendirmek hakikaten büyük bir şımarıklığın ve kendinden başka kimseyi düşünmemenin çok bir özeti. Bunu bütün Amerika milleti için maalesef söylemek lazım. Ama yani sadece yönetimi için değil.
teröriste terörist diyenler de var. Hem de bunu yüksek perdeden seslendirip ülkelerin artık iktidar partisinin genel başkanında olan bir isimden bahsedeceğim. İşte Armin Laşet o çok uzun bir süre katıldığı bütün programlarda PKK için, YPG için bu vurguyu yapmayanları da uyarmışım. Yeni bir isim değişikliği var. Şüphesiz bundan sonraki süreç için nasıl Biden'ı konuşurken Almanya için Merkel'den sonra da güzel bir süreçten konuşacağız. Bahsedeceğiz herhalde. Çok ben bu tür durumlarda yani amiyane tabirle sevinirlik olmam. Mevzu bahis Almanya ise iki kez düşünmeniz lazım. Hani bu Türkleri severler sevmezler meselesi de değil. Ne işimiz var diye bakacaklar yani. Bizim ne işimiz var? 68-70 arası Türkleri çok seviyorlardı. Niye işçi lazımdı? Şimdi şeyden sonra da sevmeye başladılar uzun bir süre. Yani 80'lerde de bir süre sevdiler. Neden? Çünkü Doğu blokundan gelenleri bir ayıklamaları gerekiyordu. Onları bir ayıkladılar. Eski Stasi ile bağlantısı olmadığını düşündüklerini iş vermeleri gerektiği andan itibaren Türkleri dışlamaya başladılar. Niye? Çünkü onlara iş vermeleri gerekiyordu filan. O yüzden ne yapacağına bağlı. Şimdi Armin, Türklerin Armini diye bir şeyi vardır onun. Türk Armin. Türk Böyle Armin ya da şey Türklerin var. Armini diye tanımlanır. Fakat bu tanımlamayı bir yerde reddettiğini okudum. Zannediyorum bir televizyon programında tırnak içinde Türk Yeşiller Partili neydi adı sen hatırlatıver Cem Özdemir onu böyle söyleyince o da düzeltti bunu ırkçı buluyorum dedi bu şekilde yaklaşımı ve daha demokratlar böyle bir tanım kullanmaz dedi yani hafif bir tokatladı arkadaşı Türk'ü Türklükle tokatladı enteresan bir şekilde. Tabii kişinin genetik yapısının ne olduğu değil, kendini nasıl hissettiği daha önemlidir. O bakımdan Armin Cem'den daha Türk olabilir. ama ülkesinin çıkarlarını savunma konusunda Türkiye'ye bir tolerans göstereceğini yahut tırnak içinde yine amiyane tabirle kıyak yapacağını zannetmiyorum. Önemli olan şu, Türkiye ve Almanya'nın ortak çıkarları var. Türkiye ve Almanya'nın ortaklaşması gereken konular var. Nedir bu? Evrensel konular. Terörle mücadele. Kimse kimseye yalan söylemesin. PKK-YPG arasında bir fark yoktur. Nokta. O yüzden bu tür yalanları ortadan kaldırma konusunda dirayetli bir devlet adamı profili sergileyebilir. Muhtemel ortakları da ortaklar arasında da uyumla çalışabileceği görülebilecek isimler var. Hür Demokrat Parti'den de orada da oralarda da değişiklikler oluyor şimdi. Ve bu değişikliklerle aslında Almanya'daki büyük koalisyon yine devam edebilir. Eğer etmezse belki de işte CDU, Hristiyan Demokrat Parti yine kendi içinde bir sağ blokla iktidara taşıyabilir partisini. Hı hı. Beraberinde bugün tabii Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye geliyor olması önemli. O da kendine bir aslında siyasi kariyer ve hesabı yapan bir isim. Dolayısıyla iki taraflı Almanya'nın dış politikasına doğru artık yeni bir yön vermesi gerekiyor. Bir şey daha üzerine ekleyelim. Bunlar çünkü birbirinden ayrılmaz bütün. Heiko Maas'ın ziyaretinde belki böyle bir şey ortaya da çıkabilir. Heiko Maas Türkiye'yi çok rahatsız etse de bunu hep söylüyorum. Hiç meraklısı falan değilim. Ama bunu zaman zaman beni şaşırttı da oldu. İtiraf edeyim, kenara koyalım. Ama gene de bir devlet aklı arayışı içinde olduğunu düşünüyorum. Yani hı hı. Devlet aklına sahiptir diyemesem de bir arayış içinde olduğunu düşünüyorum. Bir de kendine bir siyasi gelecek hesaplıyor. O bakımdan da yeni dönemle uyumlu çalışmasını bekliyorum. Bir sorunumuz var ikimizin birlikte yine. Amerika'da yeni Biden yönetimi şu muhalif Navalny üzerinden Putin'i çok sıkıştırıyor. Ve çok sert bir açıklama yaptılar dün galiba. Navalny işte Moskova'ya dönüp tutuklanınca çok sert bir yani derhal serbest bırakın. Siz bunu bir de Putin'e söylüyorsunuz. Hadi canım. Şimdi bunu söylediğinde siz bunu bu şekilde söylediğinizde aslında şunu diyorsunuz. Ben öyle bir söyleyeyim ki Putin bunu bırakmasın. Derdi bıraksın değildi. Derdi bıraksın olsaydı başka türlü davranırdı. Derdi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. O yüzden Putin'le Amerika Putin'i dövdüğünde ne yapıyor? Yükünü ağırlaştırıyor. Bizim de üzerimizdeki yükü ağırlaştırıyor. Almanya'nın da üzerindeki yükü ağırlaştırıyor. Çünkü o da kuzey yakımdan enerji kaynaklarını aslında Almanya'ya bağlamış durumda.
İki, doğalgaz boru hattıyla. Bu ve sadece Almanya'ya geliyor. Şimdi böyle baktığın zaman Rusya ciddi bir sıkıntı altına girecek. Eğer Amerika Putin Rusyasına para kazandırmayın demeye devam ederse. Bizim için de ciddi bir sorun olacak. Çünkü bu sefer S-400'ler daha ağır bir yük haline gelmeye başlayacak. Dolayısıyla yeni döneme yine birlikte yürümemiz gereken yollar ve adımlar var. Hatırlayın, daha önce Trump Merkel'e Rusya'ya para kazandırıyorsunuz diye sesini yükseltince Berlin'de, galiba Berlin'de ya da bir NATO zirvesinde, galiba NATO zirvesiydi, evet. Erdoğan sahip çıkmıştı ve Merkel konuşmadan Erdoğan konuşmuştu. Bir dakika demişti, biz de doğal gaz alıyoruz oradan. Almanya da alıyor. Bunu bu şekilde değerlendirmeyin. Nereden alacağız? Vatandaşımızı neyle ısıtacağız biz? Yani senin şirketlerin bize sıvılaştırılmış doğal gaz satsın diye mi bunu yapıyorsun ki? Belki Lübnan'a bile satıyor sıvılaştırılmış doğal gaz. Her yere satıyor Amerikalılar. Akdeniz çanağında herhalde bir 8-10 ülkeye, İtalya'ya falan, Yunanistan'a hatta sıvılaştırılmış doğal gaz satıyor. Ta düşünün, Amerika bu doğal gazı nereden alıyorsa artık bilmiyorum. Ama ta 10 bin kilometre öteden getirip burada gemiyle doğal gaz satıyor. Sizin altınız doğal gaz dolu ya da borularınızdan doğal gaz akıyor. Ama oradan satmamanız veya oradan almamanızı istiyor. Sonradan Merkel de biraz cesaretlenip evet, bu konu öyle sizin dediğiniz kadar kolay değil kabiliğinden bir iki bir şey söylemişti. O bakımdan yeni dönemde Armin'in, hadi ismiyle hitap edelim, samimi olsun madem, Türklerin Armeni diyorlar. Çok ciddi sınavları olacak ve bunların çoğunda da Türkiye ile birlikte çalışmakla anca bunu aşabilir. Kendi içinde de PKK, YPG'lileri, hani onlar işte bozkurtları yasaklıyorlar mesela, Şüphesiz bozkurtlar öyle diyorlar. ama şimdi Siz ülkücüyü yasaklıyorsunuz, ondan sonra sokakları PKK'da kalsın diyorsunuz. Bu insanların PKK'ya tepkisi, ben onların ülkücülüğü değil, PKK'ya tepki gösterilmeyi yasakladığını düşünüyorum. PKK'ya tepkisi, bu kadar tepki gösterecek boyutta PKK'nın sokakta görünür, bayraklı, işte flamalı, kendilerine göre yasak olmasına rağmen Apo'nun posterini taşıyarak yürümelerine niye izin verdiniz? Bilmiyor musunuz bu karşıtını üretecek diye? Vermeseydiniz insanlarda 3-5 tanesi bir araya geldiğinde bile yani yere tükürüp geçerlerdi karşıya. Ama şimdi büyüdüklerini, gördüklerinde sokaklarda onların şımarıklıklarıyla muhatap olduklarını görünce, bir dakika ya, bizim de bir gururumuz, onurumuz var diyenler orada hemen bozkurt ilan edilip yasaklanıyor Avusturya'da. O bakımdan çok tehlikelidir bu iş. Almanya'da ne olursa yalnız onun bir ucu Avusturya'ya yansır. Şüphesiz O öyle. ikisinin sadece uluslararası alanda ya da yönetim anlamında bir araya gelmeleri yasaktır biliyorsun. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya, Ama Avusturya hiçbir konuda ittifak yapamazlar. Siyasi ittifak yapamazlar. O zinhar yasaktır. Çünkü 1940'larda bir yaptılar. Geçmiş olsun. Bir daha yani, o kadar korkaktır yani Avrupa. Yani en yalnız ufak bir şeyden korkar konuşurken Almanlarla şeyi ilgili. fark ettim. Birkaç ay evvel şeyden bahsediyorduk. Dünyada yine imparatorluklar dönemi ve üç imparatorluktan bahsedecek diye bir süreçten Evet. bahsediliyordu. Türkiye, Rusya ve Almanya. Görünen o ki o tez giderek böyle ete kemiğe de bürünecek gibi. Yani hem Türkiye hem Almanya hem de Rusya, bu süreçte çok fazla konuşuluyor. Bu arada Ata hocama da döneceğim. Şunun için hocam, bugün hem Heiko Maas'ın ziyareti var hem de Türkiye için Avrupa Birliği sürecinde çok önemli bir haftanın içindeyiz. Bir sürecin içindeyiz aslına bakarsanız. Bugün Heiko Maas'ın ziyareti, 21-22 Ocak'ta Brüksel'de Çavuşoğlu bir ziyaret gerçekleştirecek. Böyle bir ivme de kazanacak bu görüşmeler. 26 Ocak'tan sonra da AB Komisyon Başkanı Michel'le AB Komisyon Başkanı Ursula von der Konseyli Leyen'in komisyon başkanlığı. AB Konsey Başkanı Charles Michel'le Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı. Güvenlikti. Doğru söyledim. Evet. Doğru söyledim. Ortak ziyaretleriyle tamamlanacak bir sürecin içindeyiz. Gündemde de elbette hepimizin bu sürecin başından bu yana, Avrupa Birliği müzakere süreçlerinin başından bu yana söylediği maddeler olacak Türkiye'nin. Bu yoğun trafiği nasıl değerlendiriniz hocam? Başka gündemde neler olur?
Mustafa Bey'in yorumuna katılıyorum. Almanya ile işbirliği konusu hem çok boyutlu ülkemiz için hem de çok köklü, tarihsel. Bu hem işbirliği tabii kazançlara yönelik hem de bazen ülkemizin kaybına yönelik çalışmış bir mekanizma. Bu Birinci Dünya Savaşı'ndan falan hatırladığımızda. Ancak tabii o günler geride kalsa da ülkelerin çıkar ilişkileri devam etmekte. Dışişleri Bakanı'nın, Almanya Sayın Dışişleri Bakanı'nın politik çizgisinde böyle değerlendirmekte uygun olur. Bu açıdan katılıyorum. Benim Almanya'da Sayın Dışişleri Bakanı'nın ülkemizi ziyaretinin bir parametreyi daha içinde barındırdığını, o paketin içinde barındırdığını düşünüyorum. O da Libya. Duyamadım Mustafa Bey size, özür dilerim ama. Bir şey mi söylediniz? Beni duyabiliyor musunuz Zuhal Hanım? Hocam biz sizi duyuyoruz. Ufak bir karışıklık oldu ama sesinizi duyuyoruz şu an hocam. Tamam. Özür dilerim. Sayın Almanya Sayın Dışişleri Bakanı ülkemizi ziyaretinin bir parametreyi daha içerdiğini ben düşünüyorum. O da Libya konusu. Hatırlarsanız Libya'da şu an hükümetin nasıl kurulacağına dair bir kurallar bütününde uzlaşma sağlandı. Yani hükümet Aralık ayında seçimlere gidilerek kurulacak. Buraya gidişi sağlayacak olan geçiş hükümetinin nasıl oluşturulacağı bu hafta içinde belirlenecek. Cenova'da belirlenecek bu, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla Almanya'nın ülkemizden ben talebinin bu yönde uyum sağlama. Yani o kararları neyse Avrupa Birliği'nin ve Almanya'nın içinde bulunduğu karar kümesi neyse onu onunla uzlaşma yönünde buraya talepte geleceğini düşünüyorum. Bu paketi getireceğini düşünüyorum. Bunu izleyip göreceğiz. Çünkü biliyorsunuz ülkemizin de Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi bizim Libya konusunda Almanya ile bazen uyuşmayan tasarruflarımız mevcut. Orada geleceğe dair çeşitli yatırımlarımız mevcut. Hem insan kaynağını hem çeşitli ekonomik ve sanayi ve diğer unsurlar baz alındığında. Bu açıdan önemli bir ziyaret. Almanya Sayın Dışişleri Bakanı'na politik geleceğine dair Sayın Mustafa Bey'in dediği bu yüzden de haklı bir çizgiyi işaret etmekte. Öte yandan sizin de belirttiğiniz gibi Avrupa Birliği ile bu hafta içinde ve haftaya sarkacak olan çalışmalar, çalışma ziyaretlerinde de şunu gözlememizi ben bekliyorum. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta içinde bunun işaretlerini vermişti. Avrupa Birliği hedefini olduğunu belirtmişti. Çarşamba günü. Yani nihai hedefimizin ülke olarak Avrupa Birliği olduğunu dile getirmişti. Dolayısıyla burada bu yolun açılması için ne gibi katılımlar sağlanabilir ya da ne gibi kolaylaştırmalar sağlanabilir ona bakılacağını düşünüyorum. Ancak bu uzun bir yol. Yani bu tip görüşmelerin başlamasının ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Görüşmeden nihai aşamaya gelmesi tabii ki gerçekleşmesi açısından çok olumludur. Ancak bu tip büyük projelerde başlaması, belirli adımlar atılması da aynı zamanda ülkeler açısından, kurumlar açısından olumlu haberler teşkil eder. Biliyorsunuz olumlu haberlerde finansal piyasalar üzerinde olumlu etkiler oluştururlar. Bu da ülkemiz için bir referans noktasıdır. Avrupa Birliği yatırımcılar için ülkemize yatırım yapmalarında çeşitli güvenilirlik unsurlarını sağlaması açısından kolaylaştırıcı unsurlar taşımaktadır. O yüzden bunu da önemsiyorum. Tabii aşamaların nereye geleceği ve bir takvim oluşturup oluşturulamayacağı, belirli başlıkların tekrar açılıp açılamayacağını göreceğiz. Ancak şu an önümüzde Avrupa Birliği ile bu tip görüşmeleri geçmeden önce özellikle Almanya ile halledilmemiz gereken bu Libya meselesi var. Onun çünkü siyasi takvim olarak önderliğini yapmıştı Libya'da. Bir diğer konunun da ben Akdeniz enerji paylaşım süreci olduğunu düşünüyorum. Özellikle Kıbrıs konusunun da burada Avrupa Birliği ile ilgili sürecin başına artık eklemlendiğini göreceğiz. Avrupa Birliği demişken hocam aklıma bir şey geldi. Birazdan size de aynı soruyla döneceğim. Önce Mustafa Bey'e bir sorayım. WhatsApp'ın geri adımını gördünüz mü Mustafa Bey? Hazır telefonunuz elinizdeyken. Bizi dinleyip dinlemediğinizde şöyle şey yapmıyorum, dinledim. ya WhatsApp çok enteresan, bizim kullanma alışkanlıklarımızı en çok sömürüyor bunların tamamı. Şimdi biz yani 15'ine kadar, ne zamana kadar demişti? Şubat 15'e kadar mı? Şubat'ın 15'e kadar, şimdi Mayıs'ın 15'ine kadar. Mayıs'ın 15'ine kadar.
Kabul edenler ne yapacak şimdi acaba? Valla şimdi kabul edenler etmeyenler diye bir ayrıma geldik de birçok insanda bir şey var aslında, bezginlik var. Ya canım şimdi bir daha o aman kim uğraşır ondan filan şeyindeler, havasındalar. Uğraşmazsanız manipüle edilirsiniz. Ve bir süre sonra tam da sizin inanacağınız türden haberlerle karşılaşırsınız. Biraz onlara karşı biz şerbetlendik. Yani gezi mezi vesaire, ondan sonra zaten o sıralarda patladı bizde de bunların kullanımı. Ondan sonra duyduğu her şeyi paylaşan bir millet haline geldik. Yani her paylaşılana inanan. Şimdi duyduğu her şeyi paylaşmak şu anlama gelir. Hani duyduğu her şeyi söylemek kişiye ayıp olarak yeter. Yani her duyduğunu söylemezsiniz. Bunun adı dedikoduculuktur yani. Duyduğunu, her geleni, mesajı paylaştığınızda ne olduğunu zannediyorsunuz? Yani bunu Twitter'dan ya da sosyal medyadan, cep telefonundan yapılınca dedikoducu olmuyor musunuz? Oluyorsunuz. Hı hı. Bal gibi. İnsanlar da bunu artık fark ettiler. Ve yavaş yavaş artık o paylaşımları bayağı bir durdurdular. Şimdi ben de bir takım gruplar var. İşte memleket, okul falan filan grupları. Oralardan görüyorum. Şimdi bayağı bir azaldı o. Fakat hala bir şekliyle devam ediyor. Şimdi bütün bunları artık bir süre sonra siz o kadar lezzetli bir profil haline geliyorsunuz ki bu duyduğu her şeyi paylaşıyor. Ve kaç kişiyle paylaştığını da görüyorum ben. Yani sistemin mucidi olarak kaç kişiyle paylaştığını da görüyorum. Ya bu ne verse paylaşıyor buna. Üstelik iyi de bir etrafı var. Yani kendisi az kişiye paylaştı yahut kendisi az kişiyle paylaşabiliyor. Çok fazla bir etrafı yok ama paylaştığı bir kişinin çok etrafı var. O çok yerle paylaşıyor. Çok güzel. Ben buraya veriyorum malzemeyi. Sonra diğeri oradan paylaşıyor. Bu süreçlerde siz hep de diyorsunuz ki canım benim CIA'yim, benimle ne işi olur? Yani Amerika beni mi izleyecek filan? Tamam, seni izlemiyor ama seni öyle bir kullanıyor ki. Bu süreçlerde hep o gruplardan işte resmi yazıdır duyuralım. Tabii, ya tabii, da ses öyle, kayıtları öyle, falan öyle, hep gelir. Ama sahte belgeler vesaire, öyle, ses kayıtları vesaire, bunların hepsi. Canım belge yayınlanmış falan diyor. Şimdi o da kendini gazetelerde zamanında görmüş. Gazetelerde belgesiyle konuşan adamlar falan olur böyle. Kendini bir anda öyle bir şey hissediyor. Ha evet diyor, benim de sıram geldi artık, ben de bir belge göstereceğim falan. Şimdi netice bunlar sosyal manipülasyon olarak, manipülasyon amacıyla kullanılmasa tamam, yani sıradan insanların büyük işler için bir önemi olmayabilir. Ama artık büyük işler de sıradan insanlara yapılıyor ve onların üzerine yürütülüyor. O bakımdan o manipülasyonlara kapalı olmak lazım. Bu biraz yani geri adım, zaman kazanmak bence onun yaptığı. Zaman kazandıktan sonra bir yol açar mı? Onu bilmiyorum. Ama burada mesele şu. Bakın Avrupa'da, Amerika'da ya da Batı dünyasında, yani kendi kuralları, kurumları, demokratik işleyişi vesaire filan da övünen, müktesebatıyla övünen ya da geldiği noktayla, tabii eskileriyle değil, ülkelerde yaptıkları işleri belli kurallara dayandırmak gibi bir normal vardır. Hı hı. Şimdi onlar da diyorlar ki Avrupa'ya niye ayrımcılık tanıyorsunuz? Hayır, Avrupa'ya ayrımcılık tanımıyorlar. Oradaki herkese kuraldır. Kendi hukukuna göre davranıyorlar. Oradaki kurallar bunlar. Burada bu kuralı, bu değişimi engelleyecek, bu talepte bulunmaya mani olacak bir düzenleme yok. Ya da onlara göre yok. Belki öyle yorumluyorlar. Hı hı. Bizim de onların önüne bir şey koymamız lazım. Avrupa Birliği'ndeki İngiltere dahil sosyal medya kuralları, İnternet kuralları bu paylaşımın yapılmasına mani. Yani Facebook'ta bilgi paylaşımının yapılmasına mani. O da diyor ki tamam, madem mani ben burada paylaşmayayım. Ki nerede paylaşayım? Türkiye'de mani değil, hadi Türkiye'de paylaşayım. Bizde de mani olsun, bu kadar. Ama bunu yaparken birilerinde çıkıp efendim hak, hukuk, özgürlük, işte sosyal medyayı yasaklayamasın, hödüdüdüdü, bunu söylememesi lazım. Söyleyeni de bizim dikkate almamamız lazım. Bu arada Mustafa Bey, Facebook, Instagram ve Twitter gibi şimdiye kadar Türkiye'de temsilci açmayan sosyal medya bir kısmı açtı, ilişkin, bir kısmı açmadı. Sadece yani LinkedIn açacağını duyurdu. Yok, daha önce açanlar da var. Yani Türkiye'de ofis açacağını. Bu üçü açmadı. Ve bunlar için video şeyleri var. Evet evet, Ato Hocam'a da dönelim. 40'ar milyon lira para cezası kesilmişti. Şimdi yarın itibariyle reklam yasaklarıyla da karşı karşıya kalacaklar hocam. Bu süreçte de hala bir temsilci bulundurmamakta ısrar ederler mi?
Ben bir arayol bulunacağını düşünüyorum çünkü internet kullanımı ve yüksek teknoloji kullanımı açısından ülkemizin dünyada önemli bir yeri var, önemli bir nüfusumuz var. Dolayısıyla ben burada iplerin koparılıp atılacağını düşünmüyorum ama arayolun tam olarak ne olacağı konusunda kesin bir şey söylemek zor. Yalnız bu kurallı bilgi iletişimi konusunda Mustafa Bey'in dediği doğrudur. Yani Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı kurallar bütünü bizim de veya başka ülkelerin de uygulaması gerekiyor. Yoksa kuralsızlık içinde iletişimin devam etmesi kabul edilemez. Çünkü siz bunun kaynaklarına hakim değilsiniz. Bir anda bütün kullanıcılar, yani şuursuz olan bütün kullanıcılar anten vazifesi görmeye başlıyorlar. Yani ne alıp ne verdiklerini bilmeden sürekli olarak enformasyonu akıtan merciler haline dönüşüyorlar. Siz de bunların üzerinden toplumun belirli kesimlerini çok kısa sürede manipüle edebilir duruma gelebilirsiniz. Bu ekonomik sebeplerden olur veya başka sebeplerden olur. Toplumlar bazen bunlara eğilimli duruma geçebilirler. Koşullar bunu gerektirebilir. Dolayısıyla burada bu kullanımın, yani kullanım şartlarının kurallara bağlanması ve kurallar bütün uygulanması gerekliliği çok önemli. Parasal cezalar buna bağlı olarak getirildiği zaman buna hiç kimsenin ihtiyacı olmaz. Çünkü siz kuralları koyduktan sonra kuralları değiştirmiyorsunuz. Sadece uymayanı ona göre cezalandırıyorsunuz. Doğru. O açıdan kesin olarak şunu yaparlar diyemeyeceğim ancak bir uzlaşmaya varılacaktır. Çünkü bunun bir uzlaşmaya varılamaması da örnek teşkil eder. Bunu isteyeceklerini sanmıyorum. Hem ülkemiz politika yapıcıların hem de iletişim kanalları kurucularının böyle bir şeye gireceklerini sanmıyorum. Bakalım ilerleyen günler bu konuda bize ne getirecek. Artık son 10 dakikanın içindeyim ama girmeden olmayacak bir konu var. Onu hem size hem de Atıl Hocama sorayım Mustafa Bey. Valla girilmesi gereken iki konu var. Niye? Nedir? Biri ne? Biri ne? Beşiktaş. İkincisi ne? Yok tabii. Mesut Birincisi. Özil. İşin manşeti Mesut Özil. Ben hakikaten birçok kişi için de öyle de çok marifetli bir şey yapmıyorum ama üstüme vazife olduğunu düşündüğüm bir iş yapmıştım geçen yıl. 10 numara adam diye sürmanşetten burada da konuşmuştuk hatta onu. Yazmıştım. Çünkü 10 numara futbolculuğunu herkes sahada görüyor. Ama 10 numara adamlığı sahanın dışında. Çok azını paylaşıyor sosyal medyada. Ben bunu reklam amaçlı olarak da görmüyorum. Çünkü örnek olması gerekiyor bu tür insanların. O örnekliğini de kendisi süzgeçten geçirip gösteriyor. Bu şahane bir şey. Ve örnek olduğunu da görüyoruz. Dünyada başka bir sürü birçok Türk futbolcular da dahil. Yabancı futbolcular da artık bu tür desteklerini gösteriyorlar. Gelişan bu arada yansıyor siz konuşurken bir Şimdi diğer tarafta. evet gördüm başkanın uçağıyla gelmiş, koçun uçağıyla gelmiş, getirilmiş. Boynundaydı. Evet. Ailesiyle birlikte. Uçağın içinden paylaştığı fotoğrafları gördüm ben. Gece geç vakit belki sabaha karşıydı hatırlamıyorum. Çocuğuyla birlikte. Sonra da havalarını diye. Fenerbahçe hayırlı olsun, Türk futboluna hayırlı olsun. Allah bozmasın diyorum. Gerçekten zordur yani Fenerbahçe'de top oynamak da zordur. Ben hatırlıyorum zamanda Rıdvan da işte Alex de orada 10 numarayı taşıdılar. Ve Rıdvan 10 numara mıydı şimdi hatırlayamadım. Bak Rıdvan 9 olabilir. Daha geçmiş zaman. Ama onların bile zaman zaman o Kadıköy'de zor duruma düşürüldüklerini, onlara bile tepki gösterildiğini gördük. Her şey kazanmak ya da kaybetmek değil. O yüzden ben efendiliğini de Fenerbahçeliliğini de sürdüreceğini düşünüyorum Mesut Özil'in. Ve en azından Cumhurbaşkanı'yla fotoğraf çektirdi diye laf işitmeyeceği bir yerde top oynayacak. Şüphesiz önemli bir transfer zaten. Beşiktaş'ı da kutluyorum ayrıca. Benim hani Galatasaraylı arkadaşlarımız da dün diyorlardı ki dedim kim kazanır? Hani hakikaten adalet duygusu çok saygıdeğer bir şey. Dediler ki Beşiktaş daha iyi oynuyor. Zaten lider. Yani hiç böyle şey biz kazanırız falan filan değil. Yani Beşiktaş daha iyi oynuyor dediler. O bakımdan hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yani yılın ilk derbisinde Beşiktaş kazandı. Evet. Ben Aslana kartal Beşiktaşlı değilim, felçesi. Fenerbahçeli de değilim ama
iyi futbol, nezaket. Siz Trabzonsporluydunuz. Ben Trabzonsporluyum. Sizin de bu hafta maçınız vardı. İnşallah bizim takımla da söz edeceğimiz günler gelir diye sizin dua ediyoruz. Sizin takım, bir dakika ben maçınızı izledim. Çok da şanslıydınız. Uzatmalarda aldınız golü. Evet, o işte. Çok da şanslıydınız. O çok konuşulmaya değer olmuyor işte o zaman. Sadece şüphesiz puan alıyorsunuz. Öyle. Değer almıyorsunuz yani. Olanla tabii çok değerli bütün takımlarınız, o ayrı bir bahis. Ama dediğim gibi inşallah bizim takımımızdan da konuşma günümüz gelir. Konuşuruz. Bir de Rize Spor'umuz var. O gönlümüzdeki takım. Konjonktür olarak değişiyor ama. Rize'nin de maçı vardı Malatya'yla. Bazen çıkıyor, bazen iniyor. Bir dakika, onun skorunu da hatırlıyorum. 4-1. Biz yenildik. 4-1. Aslına Malatya bakarsanız hani, yani bir en son maçta 1-0 yenildik galiba. Bu 1-0'la da oluyor. Bazen 6 atıyorlar, o iyi olmuyor tabii. 1-0'la olan varken, madem 1-0'la yeniliyoruz hocam. Ya da yenebiliyoruz, puan alıyoruz. Niye 6 tane atıyoruz ya? Bu biraz insafsızlık değil mi? Ata hocam, hem Mesut Özil'in transferini sizinle de konuşalım istiyoruz. Çünkü çok uzun bir zamandır merakla beklenen bir haberdi. Dün gece itibariyle de geldiler. Bu haberi de girmeden yayını kapatmayalım dedik. Siz neler söylemek istersiniz? Fenerbahçe, Güzide Spor Kulübümüz Fenerbahçe'nin bu transfer gelenekleriyle uyumlu. Yani büyük oyuncuları transfer eden bir kulüp. İzleyicileri de, takipçileri de bunu bütün Türk futbol severler gibi hak ediyor. Yani büyük oyuncuları, dünyanın büyük oyuncularını statlarımızda izlemeyi, görmeyi, takip etmeyi. O yüzden zaten talep oldukça yoğun, takip de oldukça yoğun seyrediyor anladığım kadarıyla Mesut Özil'in transferini. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve öyle olacağını da düşünüyorum. Çünkü disiplinli bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Oynadığı takımlardan, sürekliliğinden, yükseldiği seviyeden ben hem Fenerbahçe futbol kulübümüze hem Türk futboluna getirisinin fazla olacağını düşünüyorum. Oyunculuğuyla, örnekliğiyle ve diğer özellikle yanındaki genç yetişen oyunculara örnek olması itibariyle mesleki anlamda başarılı olacağını düşünüyorum. Umarım da olur kulübüne ve Türk futboluna. Bunun dışında diğer eğer spor kulüplerimizle benzeri tabii doğru isabetli tercihler yaparlarsa hem spor kültürümüz hem futbol kültürümüz daha da zenginleşir. Biliyorsunuz son zamanlarda biraz bu Avrupa'daki yarışlardan uzak kalıyoruz. Onları tekrar ben de görmek istiyorum. O zaman takım tutmak ve bunları takip etmek daha bir heyecanlı hale kesinlikle geliyor. Bravo. O günleri özledik diyelim. Ben de inşallah o günlerin bir başlangıcı, açılışı olur bu transfer. Yılın ilk derbisi için ne söyleyeceksiniz hocam? Yani evet, hak edenin kazanması güzel. Ben de gönlümde tabii Galatasaray olduğu için ancak Beşiktaş'ta son 4-5 yıldır gayet iyi bir kültür yakaladılar. Futbol kültürü hem Avrupa maçlarında hem Türkiye'de son 5-6 yıla geldiğimiz döneme kadar. O yüzden hak edenin kazandığını düşünüyorum. Hep de öyle olsun tabii. Tabii tansiyonu yükselmeden hak edenin kazandığı güzel galibiyetleri evet konuşalım değil mi Mustafa evet Bey? Yani genelde bizde hep şöyledir. Yani 23. kişiyi suçlarlar sahada biliyorsunuz hocam. Bütün yenilgilerin kabahati 23. oyuncudadır, hakemdedir. Bu maçta galiba böyle bir hakeme şey görmedim sanki. Bilmiyorum bir iki Cüneyt tweet'i gördüm ama hakem... den mi bahsediliyor futbolcudan mı onu anlamadım açıkçası. Evet. Ya o yüzden aslında şöyle bir şey. Yani bizde de eskiden beri hep söylerler işte Rizespor'un küme düşmesinden Trabzonspor sorumlu tutulur. Nedense de hakikaten düştüğü yıllarda böyle son maçları falan Trabzonspor'a denk gelmiştir. Fakat hep şunu söyledim. Ya uçurumun kenarında gezindiğin için kendini niye sorumlu tutmuyorsun? Yani neden dipte dördüncü sırada duruyorsun da birisi geçerken hafif bir omuz attı diye onu suçluyorsun? Kenarda gezmeseydin, aşağılarda dolanmasaydın, biraz yukarıda kendine yer bulabilseydin. Şimdi çok şükür öyle bir pozisyon yakaladı Rize Spor'da. Ama futbol kulüplerinin gerçekten efendiliğini bozmadıklarında kazandıklarının tanığıyız. Biz en azından 30-35 yıldır, hı hı, belki 40 yıldır. O yüzden Beşiktaş mesela o anlamda hep efendiliğiyle tanınır. Galatasaray takım ruhuyla tanınır. Fenerbahçe azmiyle ve taraftar büyüklüğüyle, heyecanıyla tanınır filan. Bunlar çok basitçe aklıma gelen şeyler. Başkaları da var tabii. Yani en fazla işin manşeti bu yani. Ama
efendilik bence artık yavaş yavaş birçok takıma yansıdı. Mesela Fenerbahçe'de çok gruplar çok büyüktü. Kadıköy grupları, Kadıköy'ün kendi içinde birkaç grup filan. O grupların yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla aslında yönetimde olmayan kavga sahada da olmamaya ya da taraftar arasında da olmamaya başladı. Onlar çünkü bir süre sonra yönetimdeki kişilerin futbolcu transferlerine göre bölünmesiyle sahadan o futbolcu transferine karşı tepki olarak da geliyordu. Aslında biraz da tribünden dizayn edilmeye çalışılıyordu. Evet. Şimdi onlar kalkınca, tırnak içinde o kavga kalkınca, kavganın çoğu da para pulla ilgili. Yani o futbolcu alınsın mı, bu gitsin mi falan diye. Hani herkes söyler bunu, yöneticilerin futbolcular üzerinden nasıl para kazandığını. Geçmiş dönemlerde tabii, şimdi değil. Onlar bitince, onlar azalınca bence futbol da biraz daha düzeliyor, seyirci de biraz daha düzeliyor. Şüphesiz öyle. Bir de bu sene tribünlere de hasret kalacak taraftar, o yüzden vallahi Mesut Özil'i en azından Mesut Özil'i izleyeceğiz yani, onun lamıcımı yok artık. Şüphesiz. Sadece Fenerbahçe için değil, benim için de bir rüya gerçekleşti demiş Mesut Özil. İlk cümleleri bolmuş. Biz haftanın ilk gününe karlı bir İstanbul sabahında 20 santimetrelik karın olduğu noktadan Ata Özkaya'yla uzaktan misafirimizle konuştuk. Hocam çok teşekkür ederim yayına katkı ve katılımınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi günler dilerim. Teşekkür ederiz. Stüdyoda ise Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu vardı. Futboldan anlamıyorum, pek ilgilenmiyorum diyorsunuz ama en uzun sohbetler bu aralar, bakıyorum futbol ayrılmış. Yok, lezzetli olduğuna itirazım yok ama beni dinleyen de bu işten çok anlamadığımı bilsin yalnız. Peki, analiz sentezi kapatıyoruz. Sürçülisan edersem affola yani. Analiz sentezi kapatıyoruz. Gelişmeleriyle saat başında Merve Aydın 24'te olacak. Şimdilik hoşçakalın.